Merhabalar sevgili seyircilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Tabii ki bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Bugün 23 Aralık haftanın ilk günü, ilk iş günü pazartesi ve ben Tekin Naşap'la olan birlikteliğiniz başladı. Bugün de yine gündemi paylaşacağız, gündeme dair konuları aktaracağız. Her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi bir kere daha hatırlatalım. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve tabii ki şu an görevleri başında bizleri korumak adına hayatlarını ortaya koyan polis teşkilatına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de buradan selam sevgilerimizi iletiyor. Dualarımızın onlarla birlikte olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Evet, özlettik değil mi? Uzun zamandır yoktuk çünkü dışarıdaydık biliyorsunuz. Dışarıdaki çekimlerde sizlerle birlikteydik. Neredeydik? İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu muhtarlar buluşması vardı. Birçok muhtarla bir araya geldik. Bence çok güzel bir organizasyondu. Yine güzel bir organizasyondu. Muhtarlarımıza yönelik bir eğitim semineri gerçekleştirildi. O eğitim seminerinde işte semineri verenler, konuşmacılar gerçekten branşlarında iyilerdi. Ve aslında sadece muhtarlar değil, orada biz basın mensupları da aslında feyizlendik. Biraz da bilgi edindik. Güzel oldu. Ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Tabii biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, maalesef ve ne yazık ki işte o gün, hani yayına çıkmadığımız günler, Mersin'de haince, kahpece ve kallesçe bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Tabii biz buradan bir kere daha söyleyelim, o kahpe, hain, kalleş terör örgütüne amacınıza ulaşamayacaksınız. Bize o acıları tekrar yaşatamayacaksınız. Ve sizi de, sizin arkanızdakileri de, sizi savunanları da, Türkiye Cumhuriyeti'nin o güzide evlatları sizleri hak ettiğiniz yere göndermeye devam edecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bu arada Ezel Eman bana gönderdi. Ne bu? Yayın yasağı. Tamam, bir şey yapmıyoruz canım. Haber, röportaj, eleştiri de mi? Evet. Ben şimdi PKK'yı eleştireceğim, eleştiremez miyim? Ve PKK'yı eleştiriyorum. Tamam, anladım. Ama bak ne diyor, soruşturma tamamlanana kadar tamamlanması için gerekli aydınlatmanın yapılabilmesi için, sorunca ulaşılabilmesi için. Bu konuda zaten saygılıyız. Yani bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Ama şunu söyleyeceğiz terör örgütlerine. Terör örgütleri bizi yıkamayacak, bölemeyecek. Bizi korkutamayacaksınız. Yani asla korkmayacağız. Bunu bilesiniz. Benim buradan aslında hep bir önerim vardır. Hani üzerinde
bombalı düzenek bulunan canlı bombaları yakaladığımızda aslında çok basit bir yöntemi vardır. Hani şimdi diyeceksiniz ki vay efendim insan hakları ya insan hakları dernekleri gitsinler Öteberi'de oynasınlar. Yani insan hakları derneklerinin amaçları dışında çalıştıklarını biliyoruz. Kim için insan haklarını savunduklarını çok iyi biliyoruz. Kimse bana insan hakları dernekleri vay böyle yapar şöyle yapar kusura bakmayın. Biri çıkar orada teröristleri vururuz piknikçi der. Geçen günde tangalı fotoğraflar çıktı. Ben de paylaştım. Gerçekten Ezel bak şimdi hani benim sayfamdan gösterme durumun var mı? Ya işte oradan görsünler. Tekin Narşap'la manşet Instagram'ına girsinler, eklesinler, takip etsinler. Oradan da paylaştık. Şimdi o piknik yapıyordu diyenlere şunu sordum ben de orada sosyal medyamda. Sizinkiler bu sefer de iç çamaşır defilesine çıkmışlar diye bir soru sordum. Öyle bir paylaşımda da bulunduk. Şimdi ne yapacağız? Vatan, millet aşkıyla, Türkiye Cumhuriyeti sevdasıyla, ay yıldızlı bayrağın gökyüzünde böyle nazlı bir gelin gibi süzüle süzüle dalgalanması için özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanabilmesi için hepimizin bir, hepimizin tek yürek olması lazım. Teröre karşı ben vatandaşlarımızın duyarlı olduğuna şahit oldum. Çok sevindim. Hepimiz bir ve beraber olursak bu işi sadece güvenlik güçlerine bırakmadan hepimiz hep birlikte bunu başaracağız. Çünkü sadece güvenlik güçlerimiz değil, bu hepimizin sorunu. Bu hepimizin bir belasıdır. Her ne kadar birileri bunu Kürt meselesi konusuna getirmeye çalışsa da amaçlarının aslında Kürtleri tekrar kazanabilmek olduğunu, Kürt vatandaşlarımızın aslında artık gerçekleri çok net bir şekilde özellikle o hendek siyasetinde çok net bir şekilde gördüğünü, terör örgütü ve terör örgütünün danışmanlığını, sözcülüğünü yapan siyasi parti ve bazı siyasetçilerin amaçlarına ulaşamayacaklarını anladı bölge halkı. Şimdi ne yapıyorlar? İşte yok efendim Kuzey Irak'ta bir neydi Ezel? Ne ilan ediyorlardı? Bir şey ilan ediyorlardı. Yani işte bak adını bile bilmiyoruz. Niye? Çünkü onları ciddiye almıyoruz. İşte bağımsızlık sözde bağımsızlık. Kimsiniz? Yani hani bizde güzel bir söz vardır Ezel. Kaç kuruşluk adamsınız ki? Derler ya hani. Öyle derler. Yani adam dedim pardon özür dilerim bu arada. Şimdi o yüzden yani biz bir olacağız, birlikte olacağız. Yok efendim orada Kürtler bağımsızmış. Yok efendim orada Kürtler, kimsenin Kürtlerle sorunu yok. Bakın bu mevzuyu geçin artık. Çünkü Kürt-Türk ayrımını artık yapamayacağınızı anlamış olmanız lazım. Ben inanıyorum ki benim Kürt vatandaşlarım da ne diyor? PKK terör örgütüdür. Nokta. İsrail teröristtir. Nokta. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'i kurmuştur. Nokta. Almanya düşmanımızdır, dostumuz değildir. Nokta. Bunu diyebiliyor muyuz hep birlikte diyoruz. İşte budur bizi bir tutan, ayakta tutan. Bu yüzden hani şimdi konuyu saptırmaya çalışan bazı, işte o yüzden diyorum ya siyasetçi olmak için önce adam olmak gerekiyor. Adam olduktan sonra bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Bilgi birikiminiz varsa Orta Doğu'yu anlamanız gerekiyor. Orta Doğu'yu bilmiyorsanız siyaseti bırakmanız gerekiyor. Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi vardır diyen siyasetçinin siyaset yapma hakkı yoktur bu ülkede. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'da ne işi var diyen siyasetçilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında siyaset yapma hakkına sahip değildir. Çünkü bilgi yetersizidir. Bilgi yetersizi bir insan da milletin vekili olamaz. Olmamalı da. Bu konuda biraz daha bilgi birikim istiyoruz, deneyim istiyoruz. Tabii yine bir eleştirimiz daha var. Nedir o Ezel? Kadın hakları örgütleri. Kadın hakları savunucuları ne yapıyorlar biliyor musun Ezel? Şimdi dün yine izledim. Biraz magazin izlemek zorunda kaldım. Pazar günü olduğu için magazin programlarını izledim. Bir tane nasıl diyelim manken. Ünlü bir manken. Bir hanımefendi. Kendisi bekar fakat sevgilisi evli. Ezel. Ve gündeme geliyorlar. Bomba gibi düşüyor. Evli olduğu ortaya çıkıyor.
Şimdi düşünsene ben biriyle birlikteyim ama evli olup olmadığını bilmiyorum. Bak yersen ezel, yersen. Şimdi ikinci defa yakalanıyor, ikinci defa görüntüleniyor evli adamla, sevgilisiyle bir kere daha görülüyor. Ama bakıyorum kadın örgütlerinden, kardeşim sen evli bir adamın, yuvası olan bir adamın peşinde niye koşturuyorsun? Medyaya yansıdı, bu adamın evli olduğu ortaya çıktı. Adamın yaptığı terbiyesizliği zaten yorumlamıyorum bile. Başlı başına bir ihanet, başlı başına bir yanlış. Ama bir erkek, evli bir erkeğin arkasından bir kadının, hala bekar bir kadının gidiyor olması, bu kabul edilebilir bir durum değildir. Türk aile yapısına aykırıdır ve bizim namus kavramlarımıza aykırıdır. Değil mi? Yani şimdi kadın örgütleri çıkıp da bunu eleştirmiyor. Ben buna kızıyorum. Yani Güneydoğu'da bir şey oluyor, hemen pat yerden yere vuruyorsunuz o insanlar. Ama sanatçılar yapınca buna gıkınız çıkmıyor. İşte ben bu ikiyüzlülüğe karşıyım. Çifte standarda karşıyım. Yaptığı yanlış mı? Evet yanlış. Neden? Ama manken. Ama neden? Ön planda. Neden? Çünkü televizyon yıldızı. O istediğini yapar. Ama sıradan vatandaş yapamaz. Hak değil, hukuk değil. Neymiş efendim? Müftülere nikah kıymayı protesto ediyoruz. Ya bunlar... İnanın ki boş işlerle uğraşmaktan öte bir şey değildir. Eğer gerçekten bu konuda kadın haklarını savunuyorsak, eğer bu kadına, bu konuda kadının cinsel obje görülmesinden, kadının ev yıkan modelden çıkıp sağlıklı bir şekilde ev kuran bir modele getirmek istiyorsak, bu tür çarpık ilişkileri konuşmak, bu tür çarpık ilişkilerin önüne set kurmak gerekiyor, konuşmak gerekiyor, eleştirmek gerekiyor. İşte ben bir kadın örgütü hareketi üyesi değilim. Ama bir kadın örgütü hareketinden daha sağlıklı eleştirilerde bulunabiliyorum ve daha doğru eleştirilerde bulunabiliyorum. Kadın örgütlerinin bu konuda oturup iki ellerini böyle yüzüne da yaslayıp biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, kadının hangi haklarını savunuyoruz diye oturup düşünmelerini tavsiye ediyorum. Evet, şimdi böyle bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üzüldük. Bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler mutlaka alınıyor. Lütfen sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz şüpheli kişileri Alo 140 hattına lütfen bildiriniz. Şüpheli bir araç mı gördünüz? Bildiriniz. Şüpheli bir şahıs mı gördünüz? Bildiriniz. Çünkü hiç ummadığımız bir yerde maalesef ve ne yazık ki kahpece, haince, kalleşçe pusular kuruluyor. Evet, bu konuyla ilgili bir kamu spotu var değil mi? Alo 140 ile ilgili. Onu izleyelim, sonra devam edelim. Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yapılan baskında... Hainler amaçlarına ulaşamadı. Alo 140 terör ihbar hattını arayan yaşlı çift... Sokaklarındaki metruk atölyede... Alo 140'a yaptığı ihbarla bir facia yönelik. Baskında eylem hazırlığındaki bir grup terörist... Kurulmak istenen tuzak bu ihbarla bozuldu. Alo 140 terör ihbar hattına gelen bir telefonla... Çoklu eylem planı hazırlığındaki teröristleri kıskıvrak yakaladı. Terörü hep birlikte durdurabiliriz. Yeter ki görmezden gelmeyelim. Alo 140, terör ihbar hattı. Terörü hep birlikte bitirebiliriz. Yeter ki görmezden gelmeyelim diyor spotta da. Evet, lütfen bu konuda görmezden gelmeyelim ve gördüklerimizi hemen bildirelim. Şüpheli durumları lütfen bildirelim. Şüpheli paketleri, şüpheli şahısları, şüpheli araçları. Mesela bu sabah da minibüsle geldim. Her sabah olduğu gibi. Yine trafik kontrolleri, yine şoförlerin kimlikleri alınıyor. GBT'sine bakılıyor büyük bir olasılıkla. Minibüs şoförünün şöyle bir serzenişi oldu. Ya gün içerisinde en az 6-7 defa böyle bir uygulamadan geçiyoruz diye. Ve de dedim ki, daha geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir bomba patladı. Bırakın da insanlar görevlerini yapsınlar. Bırakın da insanların can ve mal güvenliği için güvenlik güçleri işlerini sağlıklı bir şekilde yapsınlar. Yani bu size belki 1-2 dakika zaman kaybettirecek, fakat belki de büyük bir hayatın yok olmasına engel olacak bir uygulamadır. Lütfen buna karşı çıkmayın dedik. Demeye devam edeceğiz. Lütfen bu konuda sevgili şoförlerimiz, 1-2 dakika geç gidin ama eve hiç gitmemezlikten daha iyidir. Değil mi? Çoluğunuzu, çocuğunuzu
ağlayarak, üzülerek bırakmaktan daha iyidir değil mi? 2 dakika geç gitmek, 2 dakika veya bir eksik müşteri almak inanın ki yaşamak kadar daha önemli değildir. O yüzden şoförlerimize biraz daha güvenlik güçlerine, özellikle yapılan bu uygulamalara riayet etmelerini istiyoruz. Riayet etmeyen şoförleri de lütfen uyarınız sevgili izleyicilerimiz. Bu hepimizin güvenliği için, bu topumuzun, çalışan herkesin, orada bulunan herkesin can güvenliği içindir. Trafik kuralları, trafik denetimleri. Evet, ve hemen bugün tarih itibariyle yapılan sosyal medya paylaşımlarına geçeceğiz. Tabii bir de şey var Ezel, şimdi mesela şimdi benim buradan çıkıp biz birinciyiz, biz ilkiz, biz her şeyiz, biz önceyiz deme şansım var mı? Gerek yok değil mi? Eğer sen sağlıklı işini sağlıklı bir şekilde yapıyorsan, eğer gerçekten halkın teveccühünü almışsan zaten birincisin. Yani birilerinin sana ödül vermesine, birilerinin sana kendi kendine övmene gerek kalmaz. Eğer birileri kendi kendini övüyorsa bilin ki o bir hiçtir. Hı? Onu diyemiyorsun işte. Yani bir hiçtir. Ama eğer işini yapıyorsan, takdiri atıyorum radyoysan dinleyicin, televizyonsan izleyicin, yaptığın işse patronun görüyorsa, takdir ediyorsa işte bu senin zaten iyi bir yolda olduğunun göstergesidir. Bunu her platformda dile getirmenin mantığı manası yoktur diye düşünüyoruz. Mesajımızı verdik. Ulaşması gerektiği yere ulaştı. Ben bundan eminim. Evet. Devam edelim hemen sosyal medya paylaşımlarına. Sevgili izleyicilerimiz bakalım sizin neler yapılmış. Siz kesiyorsunuz hocam maşallah. Evet. Duyduk mu onu? Abdülhamit Gül paylaşmış. Ankara'daki yargı muhabiri arkadaşlarımızla buluştuk. Yargı gündemi ağırlıklı olarak güncel gelişmeleri değerlendirdik, sohbet ettik. Verimli bir görüşme oldu sağ olsunlar demişler. Ve devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023 Gençlik Şurası'na katıldı paylaşımına yer vermiş AK Parti teşkilatı. Ampute milli takımı futboldan çok daha fazlasıdır diyor. İşte bu fotoğraf bence her şeyi gösteriyor. Bir de şu dikkatimi çekti Ezel. Bunu da konuşmakta fayda görüyorum. Aslında gözümüzün önüne bir tablo konuldu ve biz bu tabloyu konuşmadık. Önce ben kendime kızıyorum. Sonra da Mersin'de yayın yapan tüm televizyonlar, tüm gazeteler, tüm radyoları da eleştiriyorum. Neden biliyor musun? En başta kendimi bak. Onu söyledim yani. Şimdi Engelsiz Sanat Festivali gerçekleştirildi değil mi? Biz oradan nasıl mesajlar aldık acaba? Yani bunun arkasından yani Engelsiz Sanat Festivali ve sonrası diye keşke bir program yapabilseydik. Keşke oturup bakın işte engeller aslında bedende değil, beyinde olursa aslında çok büyük bir zarardır diyebilseydik. Öyle mesajlar çıkartabilseydik. Ve şunu görebilseydik keşke. Oraya gelen yabancı uyruklu engelli vatandaşlarımızın derecelerini keşke konuşabilseydik. Önlerinde hiçbir engelin engel olmadığını bizlere o bedenleriyle, yürekleriyle gösterdikleri için aslında hiçbir şeyin insanoğlunun önünde bir engel teşkil etmediğini, isterse o engeli her şekilde, her şartta aşabileceğinin bir göstergesini bize sundular diyebilseydik. Ve keşke bizim Mersin'deki bazı, bak bazı engelli vatandaşlarımız kendilerini acınmasını sevk ederek insanlardan para toplamak yerine balık tutup onu satsalar mesela. Değil mi? Balık tutmak için belediye vergi almıyor. Balık tutmak için eline alacağın bir olta, bir de yem. Yemin yerine illa karides kullanman gerekmiyor. Ekmekle de tutanlar var. Al abi tut, sat. Ama benim maalesef ve ne yazık ki bazı engelli bireyler ki Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı bu konuda daha önceden de bu konuyu dile getirdiğimde onların böyle bir çalışması olduğunu, biz engelli bireylerin dilenen bir toplum olarak değil, işe yarayan, kendini gösteren, iş gücünü sergileyen
ve önündeki engelleri aşabileceğini ispatlamaya çalışan bir birey olarak görüyoruz ve görmek istiyoruz mesajını vermişti. Şimdi o gün gördüm, adamın kolları yok, ayaklarıyla gitar çalıyor. Adamın çocuğun daha doğrusu 14 yaşında çocuk vardı. Çok şirindi, çok sempatikti. Kolları kısa, ayakları kısa. Çok güzel bir sesi vardı, yeteneği vardı. İşte kendileri becermek istiyor bazı şeyleri. Kimseden yardım almak istemiyorlar. Kinitekim Sayın Kocamaz bunu bir toplantıda dile getirdi. Beraber oturuyoruz, çay içiyoruz. Gelen şeker kapalı bir şeker olduğu için onu açamıyor belli. Çünkü cam kırığı hastalığı var onlarda aynı zamanda. En ufak bir zorlanmada kemikler cam gibi kırılıyor. Buna rağmen bizim şekeri açmamızı istemiyor. Kendisi bir şekilde onu açmak için mücadele ediyor. İşte bir sesçi arkadaşım, işte o ayağıyla gitar çalan arkadaşımızın o jakı gitara takmak için kendi ayaklarını kullanarak bunu işte görüyorsunuz şu an ekranda. Bunu başarmaya çalışması, yardım kabul etmemesi gibi. Ben bakıyorum saat 4, saat 5 Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin hemen karşısında bir banka var. İsmini reklam olur diye söylemek istemiyorum. Aslında söylemekte gerekiyor çünkü MÜİT'i. Hemen Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin hemen karşısında gidin bakın engelli bir ablamız resmen duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışıyor. İşte bakın engelli bireyler. Kimisi İtalya'da yeteneksizsiniz yarışmasına katılmış. O kız, küçük kızımız vardı Ezel. Güzel şarkılar sesiyle çok muhteşem. Böyle coşkusu, güleç yüzü. Onu da bulursan hemen paylaşırsak Ezel'cim. Geçen gün fark ettim. Çok eski bir görüntü. İtalya'da yeteneksizsiniz yarışmasına katılmış. Önünde hiçbir engel olduğunu görmeksizin sesine güvenerek sesiyle bir yerlere gelebileceğini mutlak suretle evet kolları ayakları belki işte bu güzel kızımız bu güzel kızımızdan hiçbir zaman her gördüğümüzde yüzünde tebessümler vardı, hiçbir zaman soğuttuğunu görmedim, hiçbir zaman kızdığını görmedim ve dikkat ettim hep teşekkür ediyorlar. Yani siz bir şey yapmak istediğinizin farkındalar, teşekkür ediyorlar. Alkış geldiği için teşekkür ediyorlar. Mikrofon önüne konduğu için teşekkür ediyor. Biz böyle miyiz? İşte bundan bir örnek çıkarmamız gerekiyor. Engelsiz vatandaşlar olarak bir de ülkemizde bulunan engelli vatandaşlar olarak biz de böyle miyiz? Hayata bu kadar çok sıcak bakıyor muyuz? İleriyizde bakıyor muyuz? İşte görüyorsunuz, yeteneksizsiniz de çıkmış. Kendini orada göstermiş ve bugün geldiği noktaya bakın. Sese bakın, muhteşem. Performansa bakın, muhteşem. Yüzüne bakın, güleç, sempatik. Evet işte böyle de gelinebilir, onu anlatmaya çalışıyoruz. İşin kolayına kaçmamak gerekiyor. Hemen duygu sömürüsüyle, bakın burada mikrofon düzeltiliyor ve teşekkür ediliyor. Yani mesela dün Ezel, yine magazin programlarını çok izledim biliyorum ama şu bizde Muhteşem Yüzyıl'da bir bayan vardı. Padişahın eşini oynuyordu. Eski hani bir ara Meryem Üzerli değil mi? Bak kadın yabancı değil mi? Türk değil. Teşekkür ediyor, her şeye teşekkür ediyor. Çocuğu olmuş, bana bunu bahşettiği için, bana annelik duygusunu yaşattığı için teşekkür ederim. Ben bir anneyim. Kendimce iyi bir anne olma yolunda olduğumu düşünüyorum fakat bazı zamanlar iyi bir anne olmadığımı da düşünüyorum. İşte bana bu duyguyu yaşattığı için teşekkürler. Biz ne kadar teşekkür ediyoruz. Evet, biz işin kolayına kaçmayı daha çok buluyoruz. Tabii herkes için geçerli değil bu. Bazı kesimler için konuştuk. Devam edelim. Burantin Kocamaz paylaşmış, Mezitli sınırları içinde devam ettiğimiz Mezitli sahil bandı düzenleme çalışmalarımızın son halini yerinde inceledik. Derbinin sonucunu hakem Cüneyt Çakır belirledi. Ülke futbolu yerlerde sürünürken Cüneyt Çakır'la övünüyorduk. Bugün o da hayallerimizi yıktı, yazık.
Türk futbolu tepeden tırnağa yeniden yapılanıp gençler üzerine yoğunlaşıp yabancı sayısını da sınırlandırabilirse ancak düştüğü durumdan yeniden ayağa kalkabilir. Yoksa bu sıkıntılar devam edecektir. Türk futbolu gençler üzerine yoğunlaşmalı diyor Sayın Başkan. Ezel'cim şimdi 22 tane futbolcunun 18'i yabancıysa sen buna nasıl Türk derbisi diyebiliyorsun? Diyemezsin. Yani eğer bugün milli takımın başında yabancı bir teknik direktör varsa sen buna nasıl milli takım diyebiliyorsun? Diyemezsin. Yani şimdi öyle bir şey oldu ki yabancı merakımız var. Yabancılara karşı değiliz. Fakat ülkemizde, memleketimizde, vatanımızın her karış toprağında o kadar yetenekli gençler var ki. Mesela bugün baktığınızda Mersin'de inanın ki çok büyük gençler var. Yani ben Mersin İdman Yurdu'nu da eleştiriyordum. Neden yabancı futbolcu almaya çalışıyor? Neden Ankara'dan, İstanbul'dan, oradan buradan kendi memleketinde o gençler, o cevherler varken niçin onlardan faydalanmadı? Yani bilmiyorum Ezel ama bu yabancı tutkumuz bizi her şartta, bakın sadece futbolda değil. Bakın ne oluyordu? İşte Amerika Birleşik Devletleri'ni örnek gösteriyorduk. Yaşantıyı, sözüm ona özgürlüğü oraya bağlıyorduk. Ama bakıyoruz ki aslında özümüze dönersek biz çok şey kazanacağız. Yeter ki özümüzü kaybetmeyelim. Devam edelim. Cesim Ercik AK Parti Mersin İl Başkanı paylaşmış. Tarafsız ve doğru haberciliğin ilke edinen, kaleminin namusunu bilen, fedakarca görev yapan gazetecilerimizin Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum demişler. Evet, bizi de ziyaret etti. Sevdiklerimiz, dostlarımız pastalar getirdiler. Teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde bizi ziyaret ettiler hafta sonu. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ben de bu mesleği layıkıyla yapan, gerçekten kalemini satmayan, doğrulardan yana olan, yani dönem gazetecisi değil, her dönemde gazetecilik mesleğini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren o değerli çalışanlara ben buradan teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Çok az Mersin'de maalesef ve ne yazık ki, fakat işte diyorum ya, mantar gibi çoğalıyor son zamanlarda eline akıllı telefonu alan, hatta ben bunu şöyle tabir ediyorum, kendinden daha akıllı telefonu alıp gazeteci olduğunu iddia eden bir takım arkadaşlar var. Onları da eğer bu mesleği yapanlardan ayrı tutmaya başlarsak, onları uzaklaştırabilirsek, bu mesleği gerçekten sağlıklı bir şekilde işleyen, yapan, hakkıyla yapan, hiç kimsenin şemsiyesi altında durmayan, haberini para karşılığı değil, gerçekten haberin objektifliğiyle yaklaşan arkadaşlarımızın önünü açalım. Evet, ben bir kere daha Sayın Başkan'ın da dediği gibi, tarafsız ve doğru haberciliği ilke edinen, kalemini namuslu bilen, namusu bilen, fedakarca görev yapan gazetecilerimizin Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyoruz biz de. Ve devam ediyoruz. Çebi paylaşmış. Los Angeles'tayım. Her Türk gördüğümde sevinçten fıttırıyorum. Ya öyle samimiyim ki sanki Adıyaman'dan hemşeriyiz adamla. Evet. Ve devam edelim. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı paylaşmış. Deneme süreleri 2 ayı, toplu iş sözleşmelerinde 4 ayı geçemez. Bireysel iş sözleşmelerinde. Evet. Demişler. Ve Habit Tuna paylaşmış. Bence güzel bir organizasyon. Heyecanlandım ilk duyduğumda. Mersin'de 10 Kasım günü oluşturulacak canlı Atatürk portresi için 10 bin gönüllü aranıyor. Başvurular Toroslar Belediyesi'ne gerçekleştirilecek sevgili izleyicilerimiz. 10 bin kişiyle 10 Kasım'da oluşturulacak canlı Atatürk portresi için 10 bin gönüllü aranıyor. Ve devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi retweetlemiş Burhanettin Kocamaz'ın paylaşımı. İkincisini düzenlediğimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası'nın açılışını gerçekleştirdik. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum demişler. Ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Mersin Belediyesi olarak Özgecan Aslan Meydanı'na düzenleyeceğimiz Atiye Konseri'ne tüm halkımız davetlidir demişler. Saat 20'de Özgecan Aslan Meydanı'nda gerçekleştirilecek 29 Ekim günü. Ve devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol takımımız Mersin Üniversitesi Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etmiştir.
tebrik ederiz demişler. Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim 90, Ordu Spor 71 maç sonucu tebrikler kızlar. Biz de tebrik ediyoruz tabii ki. Ve Stark yaparken kafamda senaryolar kurarken ben demiş Nuhut. Ve devam ediyoruz. Mustafa Kiremitli, Only Karabağ demiş. Evet, biraz şey, Karabağ ön plana alan büyük insanlardır diyor. Yürekleri büyük insanlardır Karabağlıların. Evet, ve ressam Bob, ne kadar çizersen çiz aklın hep çizmediğinde kalacak denmiş. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan paylaşımda da dünya beşten büyüktür ifadesiyle bayraklaştığımız küresel adaletsizliğe, haksızlığa, zulme karşı baş kaldıran gençlerimizi selamlıyorum demiş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Beştepe'de sevgili izleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Beştepe adlı kullanıcıya yanıt olarak verilmiş. Ve Recep Tayyip Erdoğan, siz olun, gençliğinizi öldürmeyin, bir tek gününüzü, bir tek saatinizi ve bir tek anınızı boş geçirmeyin. Girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz parçasıdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil, girişimci olmakla ilgilenmelidir. Türkiye olarak 2023'ü tarihe kalıcı bir iz bırakmak için çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor demiş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Tabii bu konuda sevgili izleyicilerimiz, özellikle gençliğimize çok büyük önem veriyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te gençliğe hitabesiyle 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıyla gençlerimize ne kadar büyük önem verdiğinin göstergeleridir aslında bunlar. Çünkü gelecek gençlerimizin elinde tesis edilecek. Ve bu konuda biz gençlerimizin önünün açılmasını, onlara imkanlar sağlanmasını, devletin bu konuda gerekli projelerle beyin göçünün önüne geçmesini, gençlerimizin kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında girişimcilik ruhunu ortaya çıkararak vatana ve millete faydalı olsun deriz ya, öyle olmalarını istiyoruz. Gençlerimizin madde bağımlılığından uzak durmasını istiyoruz. Bu bizim en büyük yaramız, bu bizim en acı tarafımız. Maalesef ve ne yazık ki bazı gençlerimiz madde bağımlılığı nedeniyle aramızdan uzaklaşıyor. Bu konuda ben anne ve babalara, okuldaki öğretmenlere, etraftaki insanlarımıza, çalışanlara, patronlarına şunu söylemek istiyorum. Lütfen madde bağımlılığı noktasında, madde bağımlılığın zararları konusunda lütfen anlatımlarınızı gerçekleştirmeye devam ediniz ve gençlerimizi bu illetten, bu beladan kurtaralım. Emniyet güçleri, narkotik şube ekipleri okullarımızın önünde sivil kıyafetleriyle, kimi zaman bir simitçi edasıyla bu tür oluşumlara, özellikle madde bağımlısı olmasını istediği gençlerin madde satışı için bir takım çabalar içerisindeyken işte emniyet güçlerimiz bunun önüne geçmeye çalışıyor. Lütfen anne ve babalar, çocuklarımızı kontrol edelim. Lütfen anne ve babalar, çocuklarımızın madde bağımlısı olup olmadığını araştıralım. Ve gençlerimizi, geleceklerimizi çalmalarına izin vermeyelim ve gençlerimize sahip çıkalım. Gençlerimizden de tek temennimiz, tek isteğimiz, lütfen bu tür madde alışkanlıklarına meyil göstermeyiniz. Hatta biz sigaranın bırakılması taraftarıyız. 10 yıldır, tam 10 yıl oldu. Sigarayı bırakmış biri olarak artık sigaradan tiksinen, nefret eden biriyim. Bunu herkesin yapabileceğine inanıyorum. Madde bağımlılığı sigarayla başlar. Ardından diğer maddelerle devam eder. Bu yüzden sigara alışkanlığını çocuklarımızdan uzak tutarsak, tabii önce bizim içmemiz gerekiyor ki çocuklarımıza örnek olabilmek adına, çok büyük işlere imza atacağız ve madde bağımlısı olmasının önünü tıkayacağız. Lütfen bunu başaralım. Devam edelim. Türk Polis Teşkilatı paylaşmış. Emniyet Genel Müdürü Sayın Selami Altınok, Muş Bilgi Evi'nin açılışında büyüyünce özel harekat polisi olmak isteyen çocuğumuzla yakından ilgilendi. Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Selami Altınok, Muş Valiliğini ziyaret ederek Vali Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Paylaşımına yer verilmiş. Ve devam ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığı paylaşmış. Bakan Arslan inceleme sonrası işçilerle sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Arslan, Kahramanmaraş Göksun şantiyelerinde incelemelerde bulunduğu paylaşımlarına yer vermiş.
Ve sevgili izleyicilerimiz Ali Gürkan Şamiloğlu hazır. Hemen kendisine gidelim. Mersin gündemiyle ilgili bilgileri alalım. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba, günaydın. İçer TV seyircilerine sağlıklı, mutlu bir gün diliyoruz. Mersin gündeminde neler var değinelim. Şimdi hatırlanacağı üzere balık çiftlikleri konusu hala Mersin gündemindeki yerini koruyor. Balık çiftlikleri konusuna yönelik Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı da bir açıklama yaptı. Ahmet Çamsarı insanın şimdi bu konu nereden çıktı diyesi geliyor dedi ve devam etti. Dedi ki Profesör Doktor Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı balık çiftliklerinin oldu bittiye getirilmesi yönünde getiriliyor gibi hissediyorum. Bu konu sadece çevre mühendisliğinin alanına girmiyor. Arkeoloji, turizm fakültesi gibi birçok dalda fakültelerimiz var. Bu fakültelerimizdeki akademisyenlerimizin hiçbirinden bir görüş alınmadı. Bence bu balık çiftlikleri konusunda Mersin'de bir komisyon kurulmalı. Bu komisyona da Mersin Üniversitesi'ndeki akademisyenler de girmeli dedi. Çünkü bu konuya yönelik çevre mühendisliği konusunda, su ürünleri konusunda, sonrasında deniz bilimleri konusunda fakültelerimiz var ve bu bizim işimiz ve biz bu konuda çalışıyoruz ama bizden, yani Mersin Üniversitesi'nden asla hiçbir görüş, bilgi alınmadı. Oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Bu böyle olmamalı. Yöntemi böyle değildir. Komisyon kurulsun. Biz de komisyonda yer alalım. Enine boyuna bu konuyu tartışalım, konuşalım dedi Ahmet Çamsarı. Tabii zaman içerisinde bu çağrısına cevap alabilecek mi? Merakla bekleniyor. Mersin'de yine bir uygulama başladı. Aslında bu uygulama tüm Türkiye'de başlayacak 2020 yılında ama şimdilik 9 pilot ilde başladı. Bu pilot illerden biri de Mersin. Şöyle ki iş kulüpleri projesi İŞKUR tarafından hayata geçirildi. İş kulüpleri projesi iş arayanları, işsizleri merkeze alıyor ve dezavantajlı grupları, yani kadınları, engellileri, Suriyelileri, bir mesleği olmayan kişileri, mesleği olduğu halde bu konuya yönelik bir eğitimi olmayan kişileri hedefe alıyor. Ve amaç insanlara nasıl iş aranılacağını öğretmek, iş başvuru konusunda bilgiler vermek ve mesleğine göre, kabiliyetine göre iş bulmalarını sağlamak şeklinde özetlenebilir. Tabii bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar da yine İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler. Bunu da belirtelim. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız aylarda Mut ilçesinde bir organize sanayi bölgesi kurulması kararlaştırılmıştı. İşte bu organize sanayi bölgesinin nereye kurulacağı konusunda tartışmalar vardı. Bu tartışmalar sona erdi. Organize sanayi bölgesi Mut'ta Palantepe Zeytin Alanı mevkiine kurulacak. Hatta bu alanın tapusu da alındı. Tapuyu Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz aldı ve hedefimiz bir an önce organize sanayi bölgesini ilçemize kazandırmak ve ilçemize ve ülkemize değer katacak fabrikaların bir an önce faaliyete geçmesini sağlamak diye bilgilendirdi kamuoyunu Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz. Akdeniz ilçesinde yeni mahallede bir çöp evde yangın çıktı. Yangın sabah saatlerinde çıktı. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Tabii ev çöp ev ve mahalleli tarafından da çöp ev olarak biliniyor. Mersin tarafından da çöp ev olarak biliniyor. Çünkü Akdeniz Belediye ekipleri şimdiye kadar o evi 3 kez boşalttılar. Kamyonlar dolusu evden çöp çıktı ve ev her defasında temizlendi, dezenfekte edildi.
ve evde yaşayan yaşlı bir kadına teslim edildi. Ama yine yaşlı kadın çöp topladı, çöpler alev aldı. Yangın sonrasında da tekrar ev Akdeniz Belediye ekipleri tarafından temizlendi, ilaçlandı ve yaşlı kadına tekrar teslim edildi diyoruz. Şimdi spora gelelim. Sporda, daha doğrusu futbolda Mersin İdman Yurdu cumartesi günü, geride bıraktığımız cumartesi günü İstanbul deplasmanında Tuzla Belediyespor'la karşılaştı. Tuzla Spor'la Tuzla Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Mersin İdman Yurdu yine mağlup oldu. 6-1 mağlup oldu. Mersin İdman Yurdu 18 takımın bulunduğu 2. ligde şu anda son sırada bulunuyor. Ve puanı da 0 değil artık. Çünkü eksi 3 puana düştü Mersin İdman Yurdu. Şöyle ki Futbol Federasyonu Mersin'in puanının düşürülmesine karar vermişti. Mersin'in almış olduğu bir ceza nedeniyle. Bu karar uygulamaya konuldu. Şu anda Mersin eksi 3 puanda. Tabii Mersin'in 24 puanının daha düşürülmesi tehlikesi var söz konusu ve böyle giderse de düşürülecek gibi. Artı 12 puanı daha düşürülecek gibi. Yani bu puan düşmeler eğer önlenemezse Mersin eksi 50 puanlarla 3. lige düşecek gibi gözüküyor. Ki Mersin İdman Yurdu yönetimi de olağanüstü kongre kararı verdi. Kongre 5 Kasım'da toplanacak, yapılacak. Mersin İdman Yurdu'nun kongresi 5 Kasım'da gerekli çoğunluk sağlanamazsa 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Gelelim Tarsus İdman Yurdu'na. Tarsus İdman Yurdu da 3. ligde 3. grupta mücadele ediyor. Ama tabii Mersin'e göre biraz daha durumu iyi. Tarsus İdman Yurdu liderliğe oynuyor. Tarsus İdman Yurdu'nun hedefi bu sene 2. lige çıkmak. Tarsus İdman Yurdu da kendi sahasında Çorum Belediyespor'la mücadele etti. Karşılaşma 1-1 Tarsus İdman Yurdu'nun beraberliğiyle sona erdi diyoruz. Ve şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yerel gazetelere geçeceğiz. Yerel gazetelere geçmeden önce ya bize aslında özel mesajlar da geliyor. İşte şunu söylemek istiyoruz. Hayatımızda, etrafımızda baktığımızda insanların, bazı insanların çok mutlu olamadıklarını görüyoruz. Yani bir yardıma dahi ihtiyaç duyan insanlarımızın aramızda olduğunu görebiliyoruz. İşte yine bir duyarlı izleyicimiz bizimle iletişime geçiyor. Yine bir yerde, bir noktada bir ailenin, bir yaşlı teyzenin yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyebiliyor bize. Bunu paylaşıyor bizimle. Aslında biz toplum olarak yardımsever bir toplumuz. Aslında biz toplum olarak yolda gördüğümüz her dilenciye para veren bir toplumuz. Oysa o para verdiğimiz dilencilerin büyük bir bölümünün altında sizden de benden de daha zengin olduklarının farkında değiliz. Banka hesaplarının olduğunu, apartmanlarda en kral dairelerinin olduğunu, iş yerlerinin olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Şimdi bazen de gerçekten yardıma o kadar çok ihtiyacı olan insanlar var ki onları es geçiyoruz. Maalesef ve ne yazık ki. İşte böyle bir konuda bir duyarlı vatandaşımız bizimle iletişime geçti, az önce okudum. Bir yardım talebi var. İnşallah en yakın zamanda oraya gideceğiz. Erdemli'de. Oraya gideceğiz. Ve o teyzeyi bulacağız. O teyzenin durumunu aktaracağız. Ve ben inanıyorum ki hayırsever vatandaşlarımız gerçekten yüreği büyük, merhameti bol insanlarımız o teyzemize de yardım eli uzatacaklardır. İşte etrafımızdaki yardıma muhtaç insanları da görmemiz lazım. Onlara yardım elimizi uzatmamız lazım. Onların da mutlu olmalarını sağlayabiliriz aslında. Ve tabii mesajlar var. Nedir o mesajlar ise Ezel? Bize gelen mesajlar. İzmir'den bir... Efendim?
Çukur Abanoz Köyü iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Muhtarlar buluşmasında muhtarımızla bir araya geldik, tanıştık. Bir fotoğraf çekinemedik ama yoğunluktan dolayı. Selam olsun muhtarıma buradan. Muhtarım, toplantı nasıl geçti, verimli miydi? Bize yazarsanız ben de buradan okurum. Okuruz hep birlikte. Toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Mustafa Karabulut iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir de İzmir'den vardı değil mi Ezra? İzmir'den Aslan amca. Görebilir miyiz onu Ezel ekranda? Bu çok ilginç bir talep geldi. Ne olur artık uyduya geçin, sizi her yerden izlesinler diyor. Özel mesaj atmış. Ne olur artık uyduya geçin, sizi her yerden izlesinler diyor. Evet, tabii bu çok sıkça karşılaştığımız bir talep, istek. Hadi uyduya geçin artık, uyduya geçin, uyduya geçin diye. İnşallah. İnşallah. Ama şu anda biliyorsunuz sosyal medyadan da takipçi sayımız gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 44 bine vardı. Teşekkür ediyoruz takipçilerimize de. Dünyanın birçok noktasından takip ediliyor, izleniyor. Bu bizi mutlu kılıyor. Tabii biz çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Çünkü takipçi sayımız, izleyicimiz, bizi takdir edenlerin çoğalması artık bizim iş yükümüzün daha da ağırlaşacağını, daha çok çalışmamız gerektiğini, daha iyi bir performans sergilememiz gerektiğini, bu sevgiye karşılık verebilmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatıyor bizlere. İnşallah aynı seviyede, aynı çizgide sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bakalım önümüzdeki süreç neleri gösterecek ama her şey iyi bir yayıncılık, ilkeli bir yayıncılık, objektif bir yayıncılık için olacak. Biz her daim doğruları aktarmaya devam edeceğiz. Her daim objektifliğimizi korumaya devam edeceğiz. Hani derler ya, kellemizin gideceğini bilsek dahi doğruları söylemekten kaçınmayacağız. Ama kimseye de hakaret etmeden, kimseyi incitmeden, özel hayatına girmeden, özel hayatını deşifre etmeden, bel altı vurmadan, hani bazı ulusal kanallar yapıyor bunu. Veya işte para karşılığı haber yapmadan biz çizgimizi korumaya devam edeceğiz. Allah bize de o kötüler gibi anılmayı nasip etmesin. O kötü gazeteciler, kötü haberciler, kötü programcılar gibi de anılmayı kendimize layık görmeyiz. Sizlerin bu sevgisine de inşallah layık olmaya çalışacağız. Evet, şimdi biz toplum olarak tahammülsüz bir toplum muyuz acaba? Bunu merak ettik. Büşra sokağa indi. Mikrofonu uzattı. Neye tahammülsüzüz? Neden tahammülsüzüz? Tahammülsüz müyüz sorularını sordu. Bakalım sokaktaki vatandaşlar, yani sizler nasıl cevap vermişsiniz? Trafikte, hatta otobüs beklerken, kısacası pek çok yerde artık öfkemizi de kendimizi de kontrol edemiyoruz. Haliyle karşımızdakiyle tartışabiliyoruz. Hatta bu tartışmalar bazen o kadar çok büyüyor ki kavgalara sebep oluyor. Acaba tahammülsüz müyüz? Biz de bugün sokağa çıktık ve vatandaşlarımıza bu soruyu sorduk. En çok neye tahammül edemiyorsunuz? Yalana. Şu an tahammül edebileceğim Türkiye'de hiçbir şey kalmadı. Ve bu yüzden sokağa dahi çıkmıyorum. Çıktığım andan itibaren birbirini sevmeyen, hiç hoşlanmayan, nefret eden bir kitle görüyorum. Herkes kavgaya hazır. Düşünün, şu sokak bizim. Pislik içerisinde. Pisleyen biziz. Gidin deniz kıyısına, sabahleyin bir antrenman yapmaya kalkın. Leş gibi. Pisleyen biziz. Her şeyi yapan biziz. Ondan sonra hak iddia eden gene biziz. Haksızlığa ve iftiraya. Çünkü düşün, bir üniversite öğrencisisin ve sınavlara giriyorsun. Sınavları kazanıyorsun ama sen değil de torpil olan işe giriyor. Ve yine düşün, evindesin, hiçbir şeyden haberin yok. Birisi seni şikayet ediyor, gidip 10 sene boşu boşuna hapis yatıyorsun. Bunlara tahammülüm yok. Vallahi iş kırık. Bugünlerde şey yok. Bizim işimiz olmuyor. Bu Suriyeliler geldiler, var ya, iş bitirdi burada. Buna mı tahammül edemiyorsunuz? Vallahi.
Peki toplumca birbirimize karşı hoşgörülü müyüz sizce? Görünür ya, niye görünmez? Her zaman iş görünür böyle şeyler. Sizce toplumca birbirimize karşı yeterince hoşgörülü müyüz? Aslına bakarsanız hoşgörülü değiliz. Değiliz. Mesela biraz daha açarsak? Ya örneğin mesela bir servislere falan bindiğimizde hoşgörülü değil insanlar. Örneğin bir servise bindiğimizde hoşgörülü insanlar yoktur. Yer mi vermiyorlar? Maalesef evet. Çevre kirliliğine. Mesela? Mesela yolda sigara içerken izmaritlerin yere atılmasına. Pet şişelerin yere atılmasına. Öyle. Peki sen en çok neyi tahammül edemiyorsunuz? Ama bir de erkeklerin tip tip bakması. İşte adaletsizliğe tahammül edemem. Mesela? Mesela insanlara yapılan adaletsizlik, haksızlık. Yani onlara çok karşıyım. Hani adaletin olmasını isterim ülkede, dünyada, insanlara karşı yapılan. Her zaman ezilenin tarafındayız yani. Aynen, hep ezilenin tarafındayım ve öyle olmaya devam etmeliyim. Peki sen en çok neyi tahammül edemezsin? Arkadaşımla aynı düşünüyorum. Eşitsizlik maalesef Türkiye'de olmadığı için hep ezilenler oluyor. Keşke biz tam tersini yapabilsek. Toplumca yeterince hoşgörülü müyüz sence? Değiliz. Toplumca yeterince hoşgörülü değiliz. Karışığız yani. Kozmopolitik bir ülke, bir devlet olduğumuz için yani yeterli değiliz hiçbir konuda. Peki sizce toplumca hoşgörülü müyüz? Hayır, değiliz. Yalancılığa. Başka? Sahtekarlığa, riyakarlığa tahammül edemeyiz, evet. Peki toplumca yeterince hoşgörülü müyüz sizce? Mümkün değil. Biraz daha açabilir miyiz? Yani toplumda düzen, kültür kalmadı ki. Ne duyarlılığı, toplumda kaldı mı bir şey? Mesela örnek verelim. Yani herkes çok sinirli, çok stresli. Herkes borçlu. En küçücük olayları bile çok fazla büyük tepkiler vermiyor. Tabii arabadan ufak bir yaya geçişinde bile biraz dursanız sopalar, silahlar çekiliyor. Herkeste silah var. Ulaşım. Evet. Başka? Çok var, insanların anlayışsız olması. O kadar çok ki hangi birini anlatırsın? Peki toplumca sizce yeterince hoşgörülü müyüz? Değiliz. Peki hoşgörülü olmak için ne yapmak gerekiyor? İnsanlar birbirine saygı göstermesi gerekiyor. Küçük olayları çok büyütmemek gerekiyor mesela. Engellilere daha çok yer göstermeleri lazım. Otobüslerde bakıyorsunuz sağlam bir insan engelliden daha önce ön tarafa oturmuş. Yani saygı göstermek lazım. Yani ben engelliyim diye söylemiyorum bunu. Yani o kadar çok şey var ki anlatacak. Bisiklet yolu yok. Üst geçit, alt geçit hiçbir şey yok memlekette. Yani o kadar çok anlatacak ki şu korna sesleri. Bu kadar saygısızlık olmaz yani. Yalana, riyaya, dünyanın örf adetlerimiz, insanlık, maddi manevi, adalet. Her şey bitmiş ülkede. Maalesef bitirdik ülkeyi. Ve inanın, mübalağa etmiyorum. Ben buraya yeni yerleştim. Bu kız kardeşim benim. 3 aydır ev arıyorum. Suriyelilerden bulamadım ev. Peki sizce toplumca birbirimize yeterince hoşgörülü müyüz? Maalesef, maalesef. O Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyoekonomik kriz artı psikolojik bunalma itiyor toplumu. Onun için hoşgörü kalmıyor ortada. Yani ekonomik durumu kötü olan insandan yeterince hoşgörü beklememiz sıkıntılı mı olur? Tabii. Her şeyin temelinde ekonomi yatıyor. Ekonomi yatıyor. Bugün asgari ücret 1400 lira. Maalesef bu 1400 lirayla bu toplumun alt kesimi ne yapsın? Açlık sınırı 1570 lira. En çok neye mi tahammülüm? Ben çok hoşgörülüyüm, çok sabırlıyım. Tam tersine buldunuz. Peki toplumca yeterince birbirimize karşı hoşgörülü müyüz sizce? Hayır. Mesela? Mesela en basit misali arabada kullanırken, araba kullanırken olabilir. Ama öncelik öne geçenin ise saygı duyulmaz ve hoşgörü yok. Sevgi yok her şeyden önce. Sevgi yok. Saygısızlık.
her ortamda ne bileyim arkadaşımın bana saygısızlığı, büyüğümün hani toplumumuzda şu algı var. Büyük hani bizden büyük olanlar bize saygısızlık yapabilir, istediğini diyebilir. Ama bence saygı herkese karşı duymalı. Bir hayvana karşı da hani yaşama hakkına, ne bileyim bir küçük çocuğun da hani her şeye saygı duyulmalı. Yalan. Yalan. Bana yalan söylenmesi herhangi bir konuda. Peki toplumca sizce birbirimize karşı yeterince hoşgörülü müyüz? Değiliz. Statü farkları var. Hani ben bir statüye sahipsem misal hani şu an söylüyorum egoma yenik düşerim. Hani saygı konusunda ne bileyim noksanlık yapabilirim veya sevgi konusunda. Öyle. Yani seninle eşit statüye sahip olan insana saygılı olursun. Düşük olanlara daha böyle kaba davranırsın. Aynen, hani yüksek bir statüdeysem öyle davranırım ama şu an öyle davranmıyorum hani. Yalana. Yalancı insanlara karşı tahammülünüz yok. Hiç yok. Duyarsız insanlara. Mesela neye duyarsız? Az önce yaşadığım bir şeye. Geçitte araba park edilmiş. Ona çok sinirleniyorum. Çünkü özürlü insanlar geliyor oraya, geçemiyorlar. Çok üzülüyorum o zaman. İşsiziz. Hani işsiziz. İş başvuru yaptığımız zaman zaman veriyor. Diyor ki gerektiği zaman alırız. Ama biz mağduruz. Trafikte sabredemiyoruz. Yeşil ışığın yanmasını bile beklemiyoruz. En küçük olaylara en büyük tepkiler verebiliyoruz. Çünkü tahammülsüzüz. Kalabalığa, insanlığa, hatta kendimize bile tahammül edemediğimiz zamanlar oluyor. Çok az da olsa biraz hoşgörülü olamaz mıyız? Evet sevgili izleyicilerimiz, az önce sizler de izlediniz. Ne kadar tahammüllüyüz, ne kadar tahammülsüzüz. Tabii kimi zaman vatandaşımız tahammüllü olduğunu söylüyor, tahammülsüz olduğunu da söylüyor. Ama aslında bakarsanız çok da tahammüllü bir topluluk değiliz, bir toplum değiliz. Tahammülsüzlüğümüz çok had safhada. Yani bunu çevremizde yaşadığımız alanlarda görmek mümkün. Tabii hala kentimizin, ülkemizin birçok noktasında soğuklar kendini gösterirken Mersin'de hala kısa kolla dolaşıyoruz, hala sıcakları yaşıyoruz, hala sıcağın azizliğinden faydalanıyoruz. Sadece ısınarak faydalanıyoruz. Yoksa elektriğe dönüştürmüyoruz, o yanlış anlaşılmasın. Henüz hala ham maddesi bedava olan güneşten sadece ısınma babında ve sularımızı ısıtma noktasında faydalanıyoruz. Bunu da bir öz eleştiri yapalım. Peki havanın durumu nasıl olacak? Hemen sözü Tuğba Yürü'ye bırakıyorum. Günaydın sevgili İçer TV izleyenleri. Bugün Mersin ili ve ilçelerimizdeki hava durumunu sizlere aktaracağım. Mersin'de bugün çoğunlukla güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 27 derecede. Gece saatlerinde Mersin'de artan bulutlar etkin. En düşük sıcaklık değeri 18 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 17 derecede. Yarın Mersin'de bulutlar arasında ara ara kendini gösteren bir güneş hakim olacak. En yüksek sıcaklık değeri 27 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise yine 27 derecede seyredecek. Anamur'a geçiyoruz. Anamur'da bugün güneşli parçalı bulutlu bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 28 derecede olacak. Gece saatlerinde artan bulutlar etkin. En düşük sıcaklık değeri 12 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 13 derecede. Yarın Anamur'da kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık değeri 24 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 25 derecede olacak. Aydıncak'a geçiyoruz. Aydıncık'ta bugün çoğunlukla güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 27 derecede olacak. Gece saatlerinde artan bulutlar hava etkisinde. En düşük sıcaklık değeri 12 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 12 derecede seyredecek. Yarın Aydıncık'ta daha soğuk bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık değeri 23 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 24 derecede olması tahmin ediliyor.
Bozyazı'ya geçiyoruz. Bozyazı'da bugün güneşli parçalı bulutlu arası bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 28 derecede. Gece saatlerinde artan bulutlar etkili olacak. En düşük sıcaklık değeri 12 derece. Hissedilen sıcaklık değeri ise 13 derecede. Bozyazı'da yarın kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık değeri 24 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 25 derecede olması tahmin ediliyor. Bir sonraki ilçemize geçiyoruz hemen. Yine aynı şekilde sıcaklık dereceleri tabii olabildiğinden düşük olması tahmin ediliyor. Mut'ta bugün güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 27 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 28 derecede. Gece saatlerinde artan bulutlar, en düşük sıcaklık değeri 10 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 10 derecede olacak. Yarın Mut'ta muhtemel sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık değeri 24 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 25 derecede olacak. Bir sonraki ilçemize geçiyoruz hemen. Bir sonraki ilçemizde yine çoğunlukla güneşli ama gece saatlerinde düşük hava sıcaklıkları etkin. Günlerde bugün çoğunlukla güneşli hava var ve en yüksek sıcaklık değeri 24 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 25 derecede. Gece saatlerinde artan bulutlar, en düşük sıcaklık değeri 12 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise yine 12 derecede olacak. Yarın günlerde özellikle erken saatlerde görülen ara ara sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık değeri 22 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 23 derecede olması tahmin ediliyor. Bir sonraki ilçemiz Silifke'deyiz. Silifke'de bugün daha soğuk bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 28 derecede. Gece saatlerinde artan bulutlar etkin olacak. En düşük sıcaklık değeri 16 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 17 derecede. Silifke'de yarın bulutlar arasında ara ara kendini gösteren güneş olacak. En yüksek sıcaklık değeri 25 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 26 derecede olacak. Erdemli'ye geçiyoruz. Erdemli'de bugün çoğunlukla açık bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 27 derecede. Gece saatlerinde artan bulutlar etkisini gösterecek. En düşük sıcaklık değeri 18 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 17 derecede olacak. Erdemli'de yarın açık bir hava etkin olacak. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece, hissedilen yine aynı periyotlarda 26 derecede olacak. Tarsus'a geçiyoruz. Tarsus'ta bugün çoğunlukla güneşli bir hava etkin. En yüksek sıcaklık değeri 26 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise 27 derecede olacak. Tarsus'ta gece saatlerinde artan bulutlar etkisini gösterecek. En düşük sıcaklık değeri 18 derece, hissedilen yine 17 derecede olacak. Yarın Tarsus'ta bulutlar arasından ara ara kendini gösteren güneş hakim olacak. En yüksek sıcaklık değeri 27 derece, hissedilen sıcaklık değeri ise yine aynı periyotlarda 27 derecede olacak. Mersin il ve ilçelerimizde hava durumu bu şekildeydi. Güneş etkisini koruyor ama gece saatlerinde artan bulutlar etkisi sayesinde hava sıcaklıkları düşük oluyor. Söz sende Tekin Nerşap. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, bu arada hava sıcaklıkları da aslında düşüşlerde var, bunları görüyoruz. Ezel'cim şu dikkatimi çekti. Şimdi benle aynı karede gösterebilir miyiz bu durumu Ezel'cim? Şimdi hemen geçeceğim. Şu alanı Ezel'cim, şu ikisini görmek istiyorum. Çünkü espiritüel yaklaşım hava durumunda da kendini göstermiş. Evet Ezel. Şimdi bak, bulut bizimle oyun oynuyor, güneş. Bulutlar arasında ca'a yapıp, bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş. Güzel bir tabir değil mi? Yani ben hava durumunda ilk defa böyle bir tabir. Bulutların arasından ara ara kendini gösteren, ca'a deyip geri kaçan bir güneş varmış. Onu da, efendim? Belki? Ha, çeviri hatası değil mi? Olabilir. Evet, ara ara bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş. Evet, tabii gülümsememiz için aslında birçok nedenimiz var. Hatta bu gülümsemeleri biz nedensiz de yapabiliriz. Yeter ki gülümsemek isteyelim, yeter ki hayata pozitif bakalım. İşte bu konularda aslında ben biraz da espriden yanayım diyelim. Ve hemen ne yapalım, yerel gazetelere geçelim. Bakalım yerel gazetelerde Mersin gündemi nasıl şekil almış, neler yaşanmış, hep birlikte göz atalım.
ve gazete Mersin gazetesi. Anamurlu 3 öğrenciden örnek davranış demiş. Anamurlu ortaokul öğrencisi 3 çocuk yerde buldukları parayı polise teslim etti. Öğrencilerin bu erdemli davranışı okul yönetimi ve ilçe emniyet müdürü tarafından takdirle karşılanarak ödüllendirildi. Evet. Demirtaş tek birimiz kalsa bile o kişi bu partiyi başarıya götürecek kararlara sahiptir diyor. Ezel, ben burada şey yapıyorduk değil mi? Bir, Emel Sayın'ın bir şarkısı mı vardı? Bir şey giriyordun sen. Rüyalar, rüyalar diye bir şey yapıyordun ya. Bir daha okuyayım mı Ezel? Bir daha okuyalım, ondan sonra yapalım onu. Demirtaş diyor ki, tek birimiz kalsa bile o kişi bu partiyi başarıya götürecek kararla sahiptir. Rüyalar, rüyalar. Rüyalar gerçek olsa. Aslında bir de o fotoğrafı da oraya koyacaktım. Bunun üzerine bir Türk çayı içilir. Evet. Ben de rüyamda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı bendim. Onu görmüştüm. Ama bak, Trump var hala orada. Devam edelim. Dere yatakları yine unutuldu. Kanallarda açılmadı deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Herkes her kış su baskınlarıyla gündeme gelen dere yatakları ile ilgili döngü değişmedi, yine unutuldu. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fikret Zorlu, kanallar açılmadı. Müddetçe sel baskınları devam edecek ve bu belediyeler için daha fazla maliyete mal olacak dedi. 10 yılda Türkiye nüfusunun 2,5 katından fazla ziyaretçi ağırladı diyor. Çamsarı balık çiftlikleri oldu bittiye getirilmemeli diyor bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet, ve devam edelim. Tabii Çukurova gazetesine geçiyoruz. Çukurova gazetesine geçerken şunu, balık çiftlikleriyle ilgili dediğimiz gibi bu konu enine boyuna konuşulması, tartışılması. Yani şahsen ben, bakın, yani denizi güzel Mersin'de, manzarası güzel Mersin'de, balık çiftliklerinin orada olması, yani bunun şeyini bilmiyoruz. Nedir adı? Ne derler ona Ezel? Yani teknik olayını bilmiyoruz. Ama ben şöyle manzaraya baktığımda orada balık çiftliklerinin bir şey içerisinde yer alması beni hem ürkütür, hem manzaramı etkiler. Yani hoş bir görüntü değil. Ve ben orada böyle bir çiftliğin oluşturulmasında yaşanabilecek deniz kirliliğini de düşünürüm. Bu yüzden hani bu konu nedense hiç konuşulmuyor. Yani evet karşıyız, hayır karşı değiliz. Ama neden karşıyız? Bunu teknik olarak, terimler olarak konuşabilmeliyiz. Evet, bir görüntü kirliliği var mı? Evet, bir görüntü kirliliği var. Bunun yanısında sağlık açısından, ne bileyim, hijyen açısından, denizin kirletilmesi açısından, yani bunun çevre mühendisleri tarafından ele alınıp incelenip kamuoyuyla aydınlatıcı bilgilerin aktarılması gerekmiyor mu? Şu an hiç kimse maalesef ve ne yazık ki bu konuda bilgi sahibi değil. Ama neden değil, işte onu bilmiyoruz. Şeye benziyor bu. Mesela az önce de gördük. Kışa giriyoruz, dere yataklarından bahsediliyor. Yani koca yazı geçirdik, kışa giriyoruz. Artık yağmurlu havaların meydana gelebileceği günlerdeyiz, dere yataklarını konuşuyoruz. Deprem yok, depremi konuşmuyoruz, farkında mısınız? Depremle ilgili hiçbir bilgi yok, hiçbir yaklaşım yok ki depremde, depremden çok maalesef ve ne yazık ki bilgisizlik hayat karartıyor. Bununla ilgili bir çalışma yok. Farkında mısınız? Ne zaman ülkemin bir yerinde deprem çıksa benim deprem profesörüm çıkıp naralar atacak. İşte deprem şöyledir, deprem böyledir, depremden böyle yapmak lazım. İşte biz bunları zamanında konuşmuyoruz. Konuşması gerekenler zamanını doğru tayin etmiyor. İşte bu yüzden buna karşıyız. Balık çiftlikleri kuruluyor. Bu konuyla ilgili muhataplar, en yetkililer açıklama yapmıyor. İşte dere ıslahıyla ilgili
çevreciler, çevre mühendisleri, işte ne bileyim mimarlar odası kış gelince çıkıp demeçler veriliyor. Ama kıştan önce ya bakın hazırlığınızı şimdiden yapın uyarısı yapılmıyor. Acaba burada hep bir şey mi var Ezel? Ya işte biz sonuçta birilerini eleştireceğiz. Yönetimdeki birini düşürmeye çalışacağız. Açığını bulacağız. Bekle. Şöyle yapıyorsun. Bak şimdi kış, yaz geçiyor. Bak belediye şu an hala derelerle ilgili bir çalışma başlatmadı. Bekle bekle hiç söyleme. Kışa girdiğimiz zaman patlak verecek. O zaman bastıracağız. Ya bu zihniyet var bence. Balık çiftlikleri öyle. Deprem öyle. Ha deprem olacak. Deprem oldukça biz televizyonlar bizi arayacak. Parayı bastıracak, çıkacağız, yayın yapacağız diyenler var maalesef ve ne yazık ki. Oysa deprem yok, konusu yok. Yağmur yok, konusu yok. Yağmur var, konusu var. Deprem var, konusu var. İşte bizim bunu aşmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Katılır mısınız bilmiyorum. Çukurova Gazetesi usta öğreticiler kenetlendi diyor. Meslek Edindirme Usta Öğreticiler Federasyonu Mersin'de şube açtı. Mersin Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Yüksel Kapıkıran, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde dernek üyeleriyle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Kapıkıran, dernekleşmekteki amacımız olmayan özlük haklarımızın neler olduğunu öğrenmek ve bunları elde etmek yolunda neler yapabileceğimizi tartışmak dedi. Ve Çukurova moralini bozmadı. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsar kentte balık çiftliği kurmak için hazırlığa başlanmasına tepki gösterdi. İşte görüyorsunuz yani manzara olarak çok kötü. Çok kötü. Yani kötüyü bırak çok kötü. Şimdi şart mı? Elzem mi? Bunun farklı bir yöntemi yok mu? Bak alternatif üreten kimse yok. Neden? Çünkü bu konuda bilgi eksikliğimiz var. Medya, basın karşıyız. Ya tamam karşıyız. Neye karşıyız? Yani sadece bunu söylemekle olmuyor işte. Onu anladık biz. Nükleer santralde olduğu gibi, diğer işlerde olduğu gibi olmalı mı, olmamalı mı? Mesela bakın hala kimse şu şey var ya Ezel, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu. Şimdi oranın bir genel maksatlı büyük bir meydan olması planlanıyor. Kimse bunu konuşmuyor. Bak farkında mısın? Ne çevreciler, ne mimarlar odası, ne çevre mühendisleri bu konuda, ne gazeteciler çıkıp da ya kardeşim buraya bir meydan olsun, biz de bastıralım, bir meydana ihtiyacımız var. TOKİ ne demiş? Demiş ki kardeşim tamam ben size burayı vereyim ama bunun bedeli karşılığında, bunun mahiyeti karşılığında bana bir yer gösterin diyor. Hadi bunun için bir çalışma var mı? Ya sadece belediyeden mi beklememiz lazım? Bunu toplum olarak illa bir şeylerin olup üzerine eleştiri yağdırmamız mı gerekiyor? Biz böyle bir toplumuz aslında. Yapsın eleştirelim. Ya eleştirmeden önce tereddütlerin nedir? Bakın sokağa iniyoruz soruyoruz bizler. Herkes bir lobi oluşturabilmeli bence burada. Nasıl bir cumhuriyet meydanı olabilmeli? Cumhuriyet meydanında ne görmek istersiniz? Böyle bir meydan olursa nasıl bir meydan olmasını istersiniz? İçinde neler olması gerekiyor? Önerileriniz neler? Yani bu konuları etraflıca konuşmamız gerekiyor. Balık çiftliklerini konuşmamız gerekiyor. Balık çiftliklerin alternatiflerini üretmemiz ve alternatiflerin uygulanmasını sağlamak için bir lobi oluşturmamız lazım. Evet karşıyız ama niçin karşı olduğumuzu sağlıklı bir şekilde aktarmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Down sendromlu gençler sergide buluştu. Birbirinden eğlenceli ve anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapan Down Cafe bu kez de Down sendromlu gençleri sergide buluşturdu. Down sendromlu gençler el iş ürünlerini görücüye çıkardı. Etkinlikte ayrıca müzik eşliğinde oynayan gençler zumba dansı gösterisi yaparak davetlilerden büyük alkış aldı deniliyor. Bir proje işsizlere umut oldu. Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu kentimizde uygulamaya konulan iş kulübü projesiyle ilgili olarak kişiye özgü çalışma metodu bu projenin en güçlü yanını oluştururken bu faaliyetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız danışmanlarımızdan randevu alarak ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor ifadelerini kullandı. Evet, Mersin turizmi Orta Doğu'ya bağlı demiş Mersin Valisi Ali İhsan Su. Erdemli'ye bağlı tarihi ve turistik Kız Kalesi'nde turizmcilerle bir araya geldi. Vali Su yaptığı konuşmada Orta Doğu'da yaşanan olayların durulmasıyla Mersin'de turizmin iyi yönde gelişeceği öngörüsünde bulundu. Ve devam ediyoruz Haberci Gazetesi. Haberci Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda barodan ayrımcılık diyor. Mersin Barosu'nun
2018 yılında üyelerine dağıtmak için erkeklere mavi, kadınlara pembe renkte yaptırdığı ajandalar kriz çıkarttı. Neden Ezel yani? Peki bir tane manken kadın erkeğin evli olduğunu bildiği halde onunla birlikte oluyor. Buna kimse tepki göstermiyor. Ajandaya mı tepki gösterdik? Renklere mi tepki gösterdik? Buna mı kaldık biz? Veya işte Özcan Deniz'in evlilik dışı resmi evli olmadan hamile kalmasını kimse konuşmadı. Hatta o kadının Özcan Deniz'i elde edebilmek için kasıtlı bir şekilde hamile kaldığı vurgusu yapıldı. Kimsenin sesi çıkmadı. Şimdi mavi ve pembe olayına mı takıldık? İlginç. İlginç. Demek ki renkler aslında bazı. Hani derler ya, zevkler ve renkler tartışılmaz. Tartışmayalım bence bu konuyu. Evet, geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde konuşma yaptığı sırada bir kadın avukatı kürsüden ite Mersin Barosu Başkanı Ali Er bu kez de ayrımcı ajanda iddialarıyla gündeme geldi. Mersin Barosu yönetim tarafından 2018 yılında üyelerine dağıtmak için hazırlanan ajandalarda kadınlar için pembe, erkekler için ise mavi rengin kullanıldığı iddiaları Mersin Barosu'na kriz çıkardı. Cinsiyetine göre ajanda yapılan ve adreslerine gönderilen avukatlar Mersin Barosu'nu protesto etmek için kendilerine gösterilen ajandaları almayıp Mersin Barosu'na geri iade. Biz alalım. İadeleri biz alalım Sayın Baro Başkanı. Biz kadınlarımıza pembeleri kadınlara, mavileri erkeklere dağıtalım. Ama biz Özcan Deniz'in evlilik dışı sevgilisinin hamile kalmasını konuşmayalım. Ama biz işte evli erkeklerle birlikte olan mankenleri konuşmayalım. Ama mavi ajandaları, pembe ajandaları konuşalım. Evet, yani baro başkanı yapmış, iadesi yapılıyorsa iadesi yapılsın. Baro başkanına bizzat, ben dışarıda birçok vatandaşımızın buna sevineceği de tarafındayım. Ha, böyle bir protesto hak mıdır? Tabii ki, yani sonuçta protesto etmek anayasal bir haktır. Hediyeyi kabul etmemek bir haktır. Ama ben de diyorum ki o hediyeler ziyan olmasın. Başkanım, sizinle birlikte dışarıda vatandaşlarımıza dağıtalım. Yani ajandalar, değil mi? Benim hoşuma gider. Yani pembe kadın için, mavi erkek için. O zaman cüzdanlarımızı konuşalım. Değil mi? Cüzdanlarımız da pembe ve mavi. Şimdi burada bir ayrımcılık mı var? Evet, ayrımcılık var. Çünkü sen kadınsın, ben erkeğim. Yeni cüzdanları bilmiyorum. Evet, devam edelim. Hayır, yani şunu anlatmaya çalışıyorum Ezel. Konuşmamız gereken, protesto etmemiz gereken, tartışmamız gereken o kadar çok ve önemli konu varken, yani sadece renklere bağlı kalarak bunu ortaya koymak, sadece bu olay için söylemiyorum, genel manada söylüyorum. Yani bakıyorsun işte Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük biriyle sevgili olabiliyor. Ama Güneydoğu'daki bir adam 25 yaş küçük bir kızla 18 yaşında dahi olsa, bak 18 yaşından bahsediyor, 18 yaşın altındakine biz de karşıyız. 18 yaşın altında üstünde olan bir ve aralarında 25 yaş farkı olan adama evlendiği zaman dedesiyle evlendirildi. Özcan Deniz? Ay yok, o sanatçı. Bak, bu ayrıma karşıyım ben. Yani bir mankenin evli bir adamla iki defa görüntülenmesini kimse karşı çıkmıyor. Ama Güneydoğu'da biri böyle bir şey yapsa namus meselesi olur, namussuzluk olur, yerden yere vurulur. İşte ben buna karşıyım. Yani o yüzden hani tek eşlilikten yanayız ya biz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızı sadece ajandalarla veya işte ne bileyim renklerle değil, aslında yaşadıkları gerçek şiddet oranlarıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Güzel bir proje. 10 Kasım'da Toroslar Atatürk olacak. Evet. Toroslar Belediyesi tarafından ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Kasım'da düzenlenecek koreografi etkinliğinde 10 bin gönüllü ile dünyanın en büyük canlı Atatürk portresi oluşturulmaya çalışılacak denmiş. Gerçekten dediğim gibi ilk duyduğumda çok sevindim. Böyle hani değişik bir duygu oldu içimizde. Biz de gideceğiz inşallah. Evet. Belki de çekim için, belki de içinde olmak için. Evet, ama her şekilde orada olacağız. Devam ediyoruz Mersin Kadın Gazetesi ile. Kadınların nikah tepkisi sürüyor.
müftülüklere nikah kıyma etkisi veren yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından gelen tepkiler artarak devam ederken, beyana dayalı doğum kaydı ile ilgili yapılan değişiklikle de tepkilere yol açtı deniliyor. Cinayet zanlısı Ezel, yani dondum kaldım manşete. Cinayet zanlısı bunu demiş. Kayseri'de 2 yıl önce 37 yaşındaki kadını öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık mahkemede suçunu itiraf ederek arkadaşımızın omzuna tüfeği koyarak kadına diyerek sıktım. Sonra gömdüm dedi. Tutuklu sanığın cezaevinde kaldığı kişilere de işlediği cinayeti anlattı. Ortaya çıkarken tutuksuz yargılanan sanığın arkadaşı da tutuklandı. Evet. Edirne'nin ilk kadın ambulans şoförü direksiyona geçti haberine yer vermiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve hakimiyet... Ya bu nasıl bir psikolojidir Ezel? Yani... Bir kadını vurmak ve az önce tabir ettiği cümlelerle vurmak. Şimdi ben bu adamın, adam dedim diye adamlar lütfen kırılmasın bana. Türk Ceza Kanunu'nun en ağır cezasını alması gerekiyor. Neden? Var olan bir adaleti ancak ve yalnız kanunlarla birlikte çerçevelendirilmiş Türk Ceza Kanunu'nun öngörüsüyle adalet tesis eder. Mahkemeler tesis eder. Eğer bir adaletsizlik varsa, adaletin tesisi için, adli makamlar bu iş için vardır. Eğer birileri kendini adli makamların üstesinde görüp, kendi adaletini oluşturmaya, sözüm ona, kendi adaletini oluşturmaya çalışırsa, bu bir kere devlete meydan okumadır. Şimdi soruyorum. Ben buradan Cumhuriyet Başsavcılarımıza. 15 Temmuz'da vatandaşına, halkına ihanet ederek, kurşun sıkanla kendini devletin üstünde görüp, sözüm ona kendi adaletini kurmaya çalışan bu şahıs arasındaki fark nedir? Ya da fark var mıdır? İşte bu yüzden bence artık bu tür cezaları, bu tür suçların cezalarını en ağır şekilden verip ibretlik hale getirmek lazım. Bazen insanın İran olası geliyor. Birileri kızıyor İranlaşıyor muyuz diye ama orada bu adamın sonu idamdır. Başka bir şey değildir. Hakimiyetle devam edelim. Mersin turizmi masaya yatırıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekerek Mersin'deki yeni turizm alanları ve havaalanımızın tamamlanmasının turizmi tetikleyeceğini öngörüyoruz dedi. Usta Öğreticiler Derneği kurdu. Kokular yemek alışkanlığımızı etkiliyor demişler ve emeklerini sergiledi Down sendromlu gençler. Devam edelim. Güney Gazetesi bu iş oldu bittiye getirildi diyor. Mersin'de Muğla kökenli bir firma tarafından kurulması planlanan balık çiftlikleri ile ilgili tartışmalara Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı da katıldı. İnsanın bu da nereden çıktı diyesi geliyor diyen Çamsarı, balık çiftliklerinin oldu bittiye getirilmemesi ilgili kurumlar ve fakültelere tartışmaya açılması gerekti. İşte anlatmak istediğimiz bu. Çok şükür kentimizde bir üniversitemiz var. Çok şükür kentimizde bu üniversitede akademik unvanlara sahip akademisyenlerimiz var. Çok şükür bu ülkede akademisyenlerimiz ve üniversitemiz ve gençlerimiz, orada okuyan gençlerimiz kentimizle ilgili gelişmeleri yorumlayabilecek, çözümleyebilecek kabiliyete sahipler. Bu nedenle üniversitelerden zaman zaman komisyonlar oluşturulur ve bu komisyonların arasında mutlaka üniversitelerden de yetkililer yer alır. Özellikle çevre düzenlemeleriyle ilgili. Şimdi bu noktada Sayın Çamsarı'nın söylediği sonuna kadar doğru. Oldu bittiye getiriliyor. Görüşler alınmıyor. En azından bu tartışılmalıydı. Tartışmaya açılmalıydı. Bu konudaki görüşler dikkate alınmalıydı. Bu konu bu kadar hızlı bir şekilde cereyan etmemeliydi diyor. Katılıyoruz Sayın Çamsarı'ya. Evet ve hemen ulusal gazetelere geçip Türkiye ve dünya gündemine göz atalım.
ve programımızı noktalayalım. Star gazetesi saygı duyana saygı duyarız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Türkiye politikasına tepki gösterdi. Bizimle stratejik ortak olanlar hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Yoksa kusura bakmasınlar. Köprü bahane kucaklaşmak şahane diyor. Başbakan Yıldırım Keban Baraj Gölü üzerindeki Ağın Köprüsü'nü havadan ve karadan inceledi haberine yer vermiş. Gül'den ABD'ye cep telefonu tepkisi. Adalet Bakanı Gül, ABD'nin FETÖ tutuklusu Metin Topuz'un cep telefonunu istemesiyle ilgili kararı savcılığın vereceğini belirterek şunları söyledi. Yazı telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanılıyor diyor. O zaman her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor. Onu da verine gidiyor gibi oluyor. Telefon dokunulmazlığını da görmüş oldum diyor böylelikle. Ve devam edelim. Türkiye gazetesi Erdoğan'dan gençlere tavsiye, memur değil girişimci ol. Mücadeleden korkmayın, girişimcilik gençliğin olmazsa olmaz parçasıdır. Sizden beklentimiz memuriyetle değil, girişimci olmakla ilgilenmeniz. Tabii biz de bunu istiyoruz ama devletimizin de bu konuda özellikle gençlerin önünü açmak için gerekli teşviklerin, gerekli hibe programlarının mutlak suretle gençlerimizle buluşturulması gerekiyor. Bu konuda gerekli çalışmaların gençlerimize ulaştırılması ve bilgilendirilmesi gençlerimizin girişimcilik ruhunu daha da artıracaktır. Bu nedenle devletimizin bu konuda gerekli bilgilendirmeleri hızlı bir şekilde yapması gerekiyor ki biz beyin göçünün önüne geçebilelim. Ve Orta Doğu gazetesi bir geceye ansızın vurabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede nasıl bir çalkalanma var? Nerede bize yönelik taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler dedi. Adalet Bakanı Gül telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş olduk. Şaka gibi diyor az önceki haberle ilgili. Ve devam ediyoruz Posta gazetesi. Cehalet diyor 2. Abdülhamid'in torunu İlhan Osmanoğlu son halife Abdülmecid'in köşkündeki sergiyi çıplak insan heykelleri var diye hedef gösterdi. Abdülmecid Nü resimlerde yapan bir ressamdı. Sanat eğitimi de 2. Abdülhamid desteğiyle almıştı diyor. Ve devam ediyoruz. Akşam gazetesi koltuk değil hizmet sevdasıyla yola çıktık diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslenirken kritik bir mesaj verdi. Bu yola koltuk makam sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla çıktık diyor. İninden başka vatanı kalmadı. Prosedür tamam son söz kabinede diyor. Pensilvanya'daki ininde saklanan FETÖ elebaşının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin prosedür tamamlandı. İçişleri Bakanlığı'nın 130 kişi hakkında 3 ay içinde yurda dön çağrısı yapmasının ardından sürecin sonuna gelindi. Adalet Bakanı Gül, Pensilvanya'daki çiftliğinde saklanan terörist başının vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin prosedürün tamamlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Gül, kripto FETÖ'cü Metin Topuz'un telefonunu ABD Başkonsolosluğu'nun istemesiyle ilgili de konuştu. Savcının vereceği bir karar telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum dedi. Ve son gazete takvim bir gece ansızın vurabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da gençlerle buluştu. Türkiye'yi bölmeye çalışan hainlerle onların arkasındaki güçlere sert uyarılarda bulundu. Ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Aslı açar. Şirin açar çiçeklerim, işte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize, sevdanın nakş olduğu kilimde desen, dervişin üflediği neyim? Ben Türkiye'yim. Ağlayan, gülen Türkiye. Ben yetim bebelerin beşiklerine bal, elma yanaklı kızlarımın başında yazma, umutla dikilen fidan, yalın ayak insanlarda yüreğim. Ben Türkiye'yim. Umutları büyüdüğü Türkiye. Güneş bir başka doğar bende. Yıldızlar bir başka parıldar geceleri. Hilal hakimdir bende göklere. Taşınır ellerde nur meşalesi. Karanlıklar yırtılır. Yeni güne gebeyim. Ben Türkiye'yim. Aydınlık Türkiye. Toroslarda Dadaloğlu'nun, gözelerde Karacaoğlan'ın izi vardır. Narasını duyarsın
kör oldun çamlı bel rüzgarında. Dağlar sevdaların hatırasıdır. Ben Emir Dağı, Ağrı, Kaçkar, Palan Döken, Erciyes, Ferhat'ın derdiği dağ, Şirin'in örttüğü çevreyim. Ben Türkiye'yim, Türkiye, gönül Türkiye. Ben zeherle savrulan bozlak yangını, barakta, hoyrakta, ağıttaki ben, meydanlardan tanır tanıyan beni. Halayım, horonum, barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim, Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Harman dalı, sarı zeybek, horon halay, çayda çırayım. Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yapılan baskında... Hainler amaçlarına ulaşamadı. Alo 140 terör ihbar hattını arayan yaşlı çift... Sokaklarındaki metruk atölyede... Alo 140'a yaptığı ihbarla bir facia yönelik. Baskında eylem hazırlığındaki bir grup terörist... Kurulmak istenen tuzak bu ihbarla bozuldu. Alo 140 terör ihbar hattına gelen bir telefonla... Çoklu eylem planı hazırlığındaki teröristleri kıskıvrak yakaladı. Terörü hep birlikte durdurabiliriz. Yeter ki görmezden gelmeyelim. Alo 140, terör ihbar hattı.